Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Türkiye'de savunma konularına ilgili yaptığımız videolarda özellikle yerli ve milli sistemlerde Türkiye'nin en büyük sorunu motor. Hem hava veya gerek kara veya deniz sistemlerine baktığımız zaman da motor konusunda ciddi bir Türkiye kıskaç içerisinde. Açık ambargoların yanı sıra gizli ambargolarla özellikle motor konusundaki kısıtlamalar Türkiye'nin tabiri caizse elini kolunu bağlıyor. Ama bu bir çözümsüzlük değil. Farklı değişik kaynaklardan motorlar alınarak bunlar işte hava, kara veya deniz sistemlerine entegre ediliyor ve bu tür ambargolar aşılmış oluyor. Bununla ilgili en büyük avantaj sistemi sorunsuzca üretmeniz, gerektiği zaman ihraç etmek durumunda kaldığınız zaman farklı motor alternatifleri sunabilmeniz. Çünkü bazı ülkeler işte NATO'ya yakın, bazı ülkeler Doğu bloğuna yakın. Bu tür özgür sistemler özellikle ihracatta sıkıntıları kolaylıkla aşmanızı sağlıyor. Ve bu konuda da Türkiye'nin en önemli ortaklarının başında da Ukrayna geliyor. Ukrayna malum Rusya tarafından epey sıkıştırılıyor ve savunma konusunda birçok işbirliği konusu Türkiye ile masada. Bir bakıyorsunuz işte Ukrayna'ya TB2 ihraç ederken örneğin Akıncı taarruzlu insansız hava aracı sisteminde bir Ukrayna motoru AI-450 kullanılıyor. Peki önümüzdeki dönemde hangi motorlar envantere girecek, bunlara bakalım isterseniz. Ve bu tür farklı kaynaklardaki motorların avantajları ve dezavantajları neler, bunları birlikte inceleyelim. Biraz önce de belirttiğim gibi Türkiye ile Ukrayna arasındaki havacılık konusundaki en büyük teknolojik işbirliği Akıncı'nın AI-450 serisi motorda yaşandı. Bu motor turboprop, yani İtki gücü pistonlu motorlara göre çok daha yüksek. Her biri 450 beygir gücünde güç üreten çok önemli motorlar. Bunlarla ilk uçuşlar yapıldı. Testler gerçekleştirildi. Ve önümüzdeki dönem içerisinde de bu motordan daha güçlü olan MS-500 serisi motorlar Akıncı'da kullanılmaya başlanacak. Şöyle bir AI-450 ile MS-500'ü karşılaştırdığımız zaman MS-500'ün her biri 1050 beygir gücüne sahip. Yani bir tarafta 450 beygir, bu tarafta da yeni motorun 1050 beygir gücü. Ve çift motorlu, 2 ile çarptığınız zaman 2100 beygir gibi gerçekten çok yüksek bir güç oluşturmuş oluyorsunuz. Bu ne tür bir avantaj sağlayabilir Akıncı'ya? Birincisi, taşıdığınız mühimmatın ağırlığını arttırırsınız. Yaklaşık 3,5 ton civarında mühimmat ve faydalı yük taşıyor Akıncı. Bu versiyonunda bu artan güçle birlikte havada taşıyacağınız yükü arttıracaksınız. Örneğin 1000 librelik bombalardan birkaç tane veya SOM gibi ağır, SOM'un özellikle A ve B serisini ağır mühimmatları çok rahatlıkla Akıncı'nın kanat ve gövde altına takabilecek hale geliyorsunuz. Ve böylelikle taşıma kapasitesi arttırılıyor. Ama Baykar Akıncı'da farklı modeller üzerinde çalışılıyor. Farklı farklı görevler için gidecek. Örneğin yük taşıyorsanız size kamyon lazım. Yani motor gücü yüksek bir araç lazım. Bunun için de motorları bu MS-500 serisiyle arttırıyorsunuz. Ama bu artan güç size bir yandan da dezavantaj getiriyor. Nedir dezavantaj? Daha fazla yakıt harcaması. Yani havada daha fazla kalamıyorsunuz. Kısa kalmaya başlıyorsunuz. Normal bir görev için AI-450 gayet yeterli. Ama MS-500 motorlarıyla gücü arttırırken bunun yanı sıra bu motorların ürettiği elektrik gücünü de yükseltiyorsunuz. Biliyorsunuz Akıncı'nın en önemli vurucu noktalarından bir tanesi Aselsan tarafından geliştirilen AESA radar sistemi. AESA radar sistemi normal radarlara göre çok daha gelişmiş bir sistem. Fakat bu radarda çalışması için yüksek bir elektrik gücü ihtiyacı duruyor. Motor nasıl oluşturduğu tork gücüyle havada işte çekiş gücünü arttırıp sizin taşıma kapasitenizi arttırıyorsa motorun kapasitesinin büyümesi aynı zamanda ürettiği elektrik gücünü de yükseltiyor. İşte böyle bu motorla birlikte AESA radarını çalıştırmak için de daha fazla güce sahip olmuş oluyorsunuz. Şimdi müşterinin bazı ihtiyaçları var. İşte müşteri dediğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri de olabilir. Yabancı bir ülkede olabilir. Örneğin Akıncı'dan çok uzun süre havada kalmasını istiyorsa çok güçlü bir motora gerek yok. Daha hafif, daha uzun süre havada kalmayı sağlayacak, yani daha az yakıt sağlayacak, tüketimi sağlayacak bir motor ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu ne olacak? TUSAŞ Motor Sanayi, TEİ tarafından geliştirilen PD-222 serisi motorlar olacak. Bu motorlar daha basit ve piston motorlu motorlar. Yüksek çekiç gücü var ama bununla birlikte motor
çok çok uzun saatler Akıncı'nın uçmasını sağlayacak. Örneğin Akıncı'ya takılacak olan PD-222 ile bölgede çok uzun saatler havada devreye yaparak keşif amaçlı görüntü alabileceksiniz. Ağır bir mühimmat taşımak istediğiniz zaman zaten şu an hizmette olan standart modeli AI-450 serisi motorlar kullanılacak. Daha da ağır mühimmat isterseniz işte devreye o zaman MS-500 serisi motorlar girecek. Hatırlayacaksınız Saha Expo'da TEİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mahmut Akşit'le bir röportajımız olmuştu. Mahmut Hoca röportajında PD-170 ailesini çok farklı özelliklere sahip, motor güçlerine sahip, düşük güçlü, yüksek güçlü, kısa kalkışı sağlayacak veya havada çok daha uzun kalınmasını sağlayacak modellerini geliştirdiklerini söylemişti. Benzer bir durumda Akıncı'yla Ukrayna merkezli İvchenko ile gerçekleştirmiş durumda. Saha Expo'da bir başka önemli anlaşma, muharip insansız uçak sistemi MIUS için yapıldı. Biliyorsunuz jet motorlu bir İHA sistemi ve ilk uçuşu da 2023'te planlanıyor. İlk etapta bu motorda yine İvchenko Progress'in geliştirdiği AI-322F sınıfı motor kullanılacak. Bu motor 2500 kilogram bölü F güce sahip. Ama afterburner yani art yakıcı sistem devreye girdiği zaman itiş gücü 2500'den 4200 kilograma çıkıyor. MIUS'un da iki farklı model olacak. Bir tanesi art yakıcıya sahip olmayan standart model. Bu 2500 kilogram F'lik güçlü motor kullanılacak. İkincisi afterburner sistemine sahip olan, burada da biliyorsunuz güç 4500'e çıkıyor. Ama biraz önce de Akıncı konusunda da anlattığım gibi MIUS'ta da afterburner olması çok yüksek kuvvet, manevra kabiliyeti, çok kıvraklık çünkü çok ciddi bir motor gücünüz var sağlarken yakıt tüketimi de hızla artıyor. Daha kısa süre havada kalacak ve motor daha kompleks, daha karmaşık bir sistem. Diğer afterburner art yakıcısı olmayan sistem ise havada daha uzun süre kalabilecek. Dediğim gibi elinizdeki yelpazeniz ne kadar gelişse onunla ilgili görevleri çok daha başarıyla yerine getirebiliyorsunuz. Sadece Ukrayna ile motor konusundaki anlaşmalar Baykar ve İvchenko Progress veya Motorzik şirketleriyle geçerli değil. Biliyorsunuz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği iki önemli helikopter projesi var. Bunlardan biri Atak 2, 11 tonluk bir taarruz helikopteri. Diğeri de T-925 genel maksat helikopteri. İkisinin de şaft sistemi ortak. Aynı T-129 Atak ve Gökbey T-625'te olduğu gibi ortak geliştiriliyor ve bu konuda da motor konusunda da Ukraynalılarla bir anlaşma gerçekleştirildi. Ukraynalı motor imalatçısı Mi-8, Mi-17 ailesinde de kullanılan TV-3 motor serisinin farklı bir modelini öncelikli olarak Atak 2 için teslim edecek. İlk teslimat gelecek yıl Eylül 2022'de planlanıyor ve 2024'e kadar da 14 adet motorun TUSAŞ'a teslimatı planlanıyor. Sonrasında da T-925 için motorlar teslim edilecek. Şimdi motorların teknik özellikleri açısından 2500 beygire kadar çıkabilen çok kuvvetli bir motor bu. Ve bu motorla da Türkiye acil ihtiyacını bu şekilde çözmüş olacak. Yarın öbür gün belirttiğim gibi ihracat konusunda da bu motor çeşitliliği Türkiye'nin elini güçlendirecek. Şimdi bunlar tabii problemleri çözen güzel güzel anlaşmalar. Ama bir bakıma baktığımız zaman da bu motorların tamamı Rus orijinli motorlar, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde geliştirilmiş, genel tasarımları yapılmış, sonra motor imalatçısı Ukrayna'da kalınca buraya doğru evrilmiş motorlar. Bu motorların da en büyük dezavantajların başında yüksek yakıt sarfiyatı geliyor. Yani batı yapısı motorlara göre biraz daha fazla yakıt harcıyorlar. Ama dediğim gibi Türkiye'nin acil ihtiyacı var ve problem, sorunlar bu motorlarla çözülüyor. İkincisi de bir motor için uzun ömür çok önemli. Çünkü uçağın veya hava aracının diyelim en pahalı parçası bu motorlar. Bu motorların kısa ömür olması demek sizin işte atıyorum 500 saat, 1000 saat uçurup bu motor atmanız ve yenisini takmanız anlamına geliyor. Kısa vadede bu bir ekonomik olarak ucuz fiyatlı olsa da uzun vadede çünkü hava araçlarının işte görüyorsunuz ömürleri çok çok uzun. Uzun dönemde size ek maliyet olarak karşınıza çıkabiliyor. Motorun ömrünün kısa olmasının ana nedeni de çok basit bir şekilde anlatacak olursak
özellikle Ukrayna veya Doğu bloğu diyelim bunlara metalurji yani metal döküm teknolojilerinin biliminin daha geri olması ve bu konuyla da ilgili tabii ne kadar zamanla işte sistemlerde kullanım ömürleri kısaldıkça da bu da motorun saatini, ömür saatini aşağıya doğru çekmiş durumda. Ben eminim ki bu tür konularda Türk savunma sanayi şirketlerinin de konuya el atmasıyla birlikte birçok açıdan bu motorlar kısa vadede olmasa da uzun vadede belki toparlanacak diye tahmin ediyorum. Bu konudaki adımlar da bu motorların biraz daha uzun saatler uçmasını sağlayacaktır. Tabii ki karşınızda işte Amerikan veya Batı yapısı motorlar var. Bu motorların ömürleri çok daha yüksek. Yakıt sarfiyatları Doğu bloğu ülkelerinin motorlarına göre daha düşük, daha ekonomik. Belki fiyat olarak pahalı ama uzun vadede ekonomik. Ama sonuçta işte bu motorları alamıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunları çözmemiz lazım. İşte çözüm de Ukrayna'dan gelmiş durumda. Umarım hava araçlarımıza kısa vadede, kısa şekilde bunlar hızlı bir şekilde takılır ve ihtiyaçlar hızlı bir şekilde gözükür, çözülür. Çünkü motor teknolojisinde Türkiye tabii ki gelişmelerin arkasından geliyor ama motor yapabilmek bir hava aracına göre çok daha zor. Hep bunları anlatıyoruz size. Çok yüksek teknolojiler lazım, çok çalışmak lazım ve çok uzun vadeli bakmak lazım. İşte diyorsunuz ki ya küçücük bir motor kaç yıldır olmadı. Mühendislerimiz gereken emeği veriyorlar. Çok uzun saatler bunlar üzerinde çalışıyorlar. Bunlara gerekli bütçe veriliyor ama her şeyin biraz da ilacı zaman ama bazen de işte o bekleyecek kadar zamanınız olmuyor. Umarım bunlar kısa vadede geçiş Ukrayna motorlarıyla olsa da uzun vadede Türkiye bu problemleri çözer ve kendi motorlarını da kendi hava araçlarında kullanmaya başlar. Bugün Türkiye ve Ukrayna arasındaki motor alımlarıyla ilgili neler olabilir, ne yapılabilir genel bir bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Detaylı havacılık ve savunma haberleri tolgozbek.com sitemizde. Bizlere sosyal medya kanallarımız Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca anlık haber almak isterseniz Telegram kanalımız sizleri bekliyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.